Japonya'da gerçekleşiyor. Milli Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanımız ve değerli protokolümüz, salonumuza teşrif ediyorlar. Öncelikle alkışlarınıza hoş geldiniz. Sefalar getiriyoruz. Rakam bu Amerika'da yapılan bir çalışmanın ürünü. Evet, çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani siz bir yalan haberi ortaya attığınız zaman o doğru haberi ne kadar dikkatli bir şekilde... 3,5 saat Habertürk'te yayın yaptık. 1,5 saat Habertürk'te Cuma namazı sonrası Kudüs'te hiçbir şey olmadığını anlattık. Ben en son dedim ki Hülya'ydı moderatör. Ya Hülya dedim bak 1,5 saattir Gazze'den çektik kameralarımızı Kudüs'e getirdik. Aramızdaki iletişimi kurmak oldu. Öğrendik ki bazı istasyonlarda konukların üzerine yapmak çok büyük bir problemdir. Çünkü deprem anında bundan hiçbirisini kullanamıyorsunuz. Öğrendik ki iletişim haritasının elimizde olması ve bunların çalışıyor. İşte bir baraj yıkıldı hikayesiyle birçok insanın öldüğünü hepimiz orada şahit ettik. Olaya ben bizzat Hatay'da şahit oldum. Yalan bilginin ne kadar hızlı yayıldığını ve insanların teyit etmeden nasıl... Ancak bu facialar karşısında da Türk milletinin birlikteliği, beraberliği, vakurlu duruşu, çalışmaları, yardımseverliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Herhalde biz de bu anlamda da Konya'da yaşayan insanlar olarak çok şanslıyız. Çünkü Konyalı vatandaşlarımız, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yardımseverliğini, fedakarlığını, birlikte hareket etme duygusunu çok net ortaya koyan şehirlerden bir tanesi oldu. Hem kurumsal kimliği açısından bu takım haberlere olan tepkimiz, hem de ülkemizin içinde bulunduğu durumlar itibariyle ki en sonda asrın felaketi olan depremlerde depremler sebebiyle yaşamış olduklarımızdan elde ettiğimiz bilgi birikim şunu göstermekte. Afet ve acil durum veya savaş anında veya iklim kriziyle mücadele edilen son dönemdeki özellikle bu güzel toplantıdan Afrika'da olan 1,5 derece ile ilgili olarak sizlere de verilmek istenen de en önemli şey okur yazarlığı anlamında verilmek istenen en önemli şey bence şu olmalı. Afet ve acil durumlardaki haberlerin veyahut da medya kullanım alışkanlıklarının aslında normal zamanlardakinden nasıl farklı olması lazım? Neden farklı olması lazım? Maalesef hem sosyal medya kullanım alışkanlıkları hem medya kullanım alışkanlıkları doğru bilginin daha az dikkat çektiği, yalan ve yanlış bilginin ve çarpıcı bilginin, yalan da olsa yanlış da olsa bir çarpıcı olan bir bilginin daha fazla talep gördüğü yönündedir. Aslına bakacak olursanız bu dönemlerde, afet ve acil durumlardaki dönemlerde yalan ve yanlış bilgilerin sayısının artması sebebiyle bir talep oluşmakta ve belki de daha dikkatli davranılması gerektiği bir kere daha ön plana çıkmakta. Gerçekten Konya'mızı ve Türkiye'mizi gururlandıran, yerel belediyecilik anlayışının nasıl yapılacağını herkese gösteren çok değerli belediye başkanımıza ben sonsuz teşekkür ediyorum. Yani sadece ve sadece işini yaparak İnsanların gönlünde ve herkesin gönlünde nasıl tat kuracağını kendisi gösterdi. Hiçbir zaman onu medyada görmedik. Kendisi de anlattı az önce. Hiçbir zaman enkaz altından çıkartılan o canlara başında görmedik. Hiçbir zaman şurayı da biz yapıyoruz şeklinde bir şey de görmedik ama biz hep bildik ki orada bir kahraman vardı. Ekibiyle birlikte, Konya halkıyla birlikte oradaydı. Herkes kendi bakış açısından, yani Rusya medyası Ukrayna Savaşı'nı bir yerden görüyor. Batı medyası çok özgür olduğunu değerlendirdiğimiz, özgür olduğunu düşündüğümüz, basın özgürlüğü olduğunu ifade ettiğimiz Batı medyası da mesela hiçbir şekilde herhangi bir Rus gazetecinin ya da Rusların tezlerini savunan bir akademisyenin, Rusların tezlerini savunan bir bölge uzmanının ekrana çıkıp bir şey anlatmasına izin veriyor mu? Mesela BBC'de böyle bir şey gördük mü? CNN International'da böyle bir şey gördük mü? AP'de gördük mü? Reuters'ta göremeyiz. Böyle bir şey göremeyiz. Bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda daha net anladık. Adamlar Rus kedileri bile, Rus akademisyenlerinin müzik şefleri, Rus aşçıları falan sınır dışı ettiler. İsrail'de yaşananları anlatıyoruz. Gazze'de yaşananları anlatacak gazeteci yok. Siz diyeceksiniz ki şimdi var ya biz izliyoruz, sosyal medyada görüyoruz, işte uluslararası haber ajansları. Onların hepsi
Gazze'li yerel muhabirler ve 15 tanesi şu ana kadar hayatını kaybetti. Bir propaganda savaşı aynı zamanda. Çok yoğun dezenformasyonlarla karşı karşıyayız. Bir katliamla karşı karşıyayız maalesef. Biraz önce Mehmet Akif Bey söyledi. Hakikaten artık ne söyleyeceğimizi, nasıl kınayacağımızı, ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Rabbim oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Gençlerle her konuşmamda diyorum ki Mekke, Medine, Kudüs bizim kutsal şehirlerimiz. Önce buraları ziyaret edin. Çünkü hakikaten orada bizi görünce insanların gözündeki mutluluğu görebiliyoruz. Bu süreç bir şekilde bitecek arkadaşlar. Onun için şimdiden gündeminize bu ziyaretleri de alın. Hatta biraz önce kahve içerken konuştuk. Sonrasında yaşanacaklarla ilgili de zihninizde bir yol haritanız olsun. Çünkü dünya zulümle abad olmaz. Bu bir şekilde sonlanacak. Arkadaşlar şu anda ortak bir hedefimiz var. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak. Bunun haricinde konuları tartışmanın bir anlamı yok. Türkiye'nin böyle de bir misyonu var. Dolayısıyla afet anlarında en önemli iş iletişim. Bir taraftan doğru bilgilendirme ama en önemlisi de arama kurtarma yapan insanların ve oradaki depremzedelerin iletişimini bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Bu konu bizim için çok kıymetli ve önemli. Sonrasında da iletişimin doğru sağlanması çok kıymetli. İşte bir baraj yıkıldı hikayesiyle birçok insanın öldüğünü hepimiz orada şahitlik ettik. Olaya ben bizzat Hatay'da şahit oldum. Yalan bilginin ne kadar hızlı yayıldığını ve insanların teyit etmeden nasıl panik havasına sürüklendiğini orada bizzat yaşayarak görmüş oldum. Bu konudaki durumun da ne kadar hassas olduğunu hepimiz görmüş olduk. Bir taraftan da biz deprem bölgesinde insanlara yardımcı olmaya çalışırken stüdyo ortamında şov yapmaya çalışanları da görmüş olduk. Devletin yaptığı o kadar işin önüne geçen bir algı oluşturulmaya çalışıldı. İnanın ekran karşısına geçip bir şey söyleyecek vaktimiz yoktu. Çünkü biz o çaresizliği orada Hataylı kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Suyun olmadığını, temel insani ihtiyaçlarını gidermek için işte lavabo, duş ihtiyaçlarını bile karşılamadığı bir şeyi orada biz birlikte yaşadık. Dolayısıyla bütün enerjimizi, bütün gücümüzü, bütün iletişim kaynaklarımızı oradaki insanların problemini çözmek için harcamanın daha doğru olduğunu düşündüğümüz için bu işi yaptık. Ama işin sonunda yalan ne kadar hızlı giderse gitsin, doğru her zaman öne çıkıyor ve akıllarda o kalıyor. Bugün herkes deprem bölgesi konuşurken Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başarısını, Konya'nın başarısını konuşuyor. Biz buna özel bir iletişim çabası harcamamamıza rağmen sadece bilgilendirme yapmaya karar verdik arkadaşlarımızla istişare halinde. 1,5 derece çok önemli. Sloganımız da o. İnsan 36 derecede, 36,5 derecede biliyorsunuz vücudumuzun ısısı 38'e geldiğinde neredeyse hastalanıyoruz. 39'a geldiğinde de krize giriyorsunuz. Dünya da öyle aslında. Şu an itibariyle hasta bir dünyayla uğraşıyoruz. Dünyamız aksırıyor, öksürüyor, titriyor ve titremeye devam edecek. Dolayısıyla bu tür doğal afetlerin devamının geleceği gözüküyor. Seller, yangınlar ve depremler. İnşallah Rabbim her türlü felaketten şehrimizi, ülkemizi korusun ama hepimizin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Dolayısıyla bireysel iletişimin de ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu konuda bir program yapılması çok kıymetli. Sosyal İnovasyon Ajansımıza da teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden itibaren çok önemli faaliyetler ve çalışmalar yürütüyorlar. Sizin de bu konuya değer verip bugün burada, pazarın bu saatinde bu salonu doldurmanız bizim için çok kıymetli. Umuyorum ki içinizden çok iyi iletişimciler, çok iyi gazeteciler, televizyoncular çıkacak ve doğruyu anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ülkemizin böyle de bir misyonu var. Hep bize öğretilen demokrasinin Avrupa'da ve Amerika'da en yüksek düzeyde olduğu, hatta kutsal kitabımızı bile polis eşliğinde demokrasi adına yaktıkları bir coğrafyada İsrail'i lanetlemek, İsrail hakkında protesto yapmanın yasaklandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu da bunların ne kadar demokrat olduğunu, bunların ne kadar özgürlükçü olduğunun bir göstergesi. Düşünün, bir kutsal kitabı yakmak için size olanak sağlanan bir ülkede yaşanan katliama katliam demeniz bile suç. Dolayısıyla çok daha güçlü olmamız gerekiyor. Türkiye yüzyılı diye ifade ettiğimiz konu sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Onun için sizin iyi yetişmeniz, iyi bilgilenmeniz, doğru kaynaktan beslenmeniz çok kıymetli.
Afet aynı zamanda kriz demektir. Bu krizi yönetmek zorundasınız. Yani devlette, yerel yönetimlerde, medyada afet krizini yönetmek zorunda. Çünkü şok geçirir. Bütün afete maruz kalan insanlar ani bir sarsıntı olur, deprem olur, sel basar, şok geçirirler. Bütün refleksleri durur. Dışarıdan gelen insanlar o refleksleri ayağa kaldırır. Yani bir deprem bölgesinde gibi belediye başkanı bir süre belediye başkanı hüviyetiyle hareket edemez. Bir vali tam olarak valilik yapamaz. Çünkü onlar da depremzededir. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu krizleri yönetmek için enformasyon en güçlü araçtır. Çünkü doğru bilgi sorunların çözümü, tespiti, teşhisi. Mehmet Akif örnek verdi deprem bölgesinden. Burada bir eksiklik var diyoruz. Hemen yöneticiler geliyorlar, müdahale ediyorlar. Orada işte kamusal vazife, gazeteciliğin temel ilkelerinden biri karşımıza çıkar. Durum değerlendirmesi yaparsın, analiz yaparsın. Dışarıdan afet bölgesindeki insanların duyarlı olmasına aracı olursun. Fakat dezenformasyon araya girerse enformasyon bozulur, doğru bilgi halkası sekteye uğrar ve işte o büyük sorundur. En az afet kadar yıkıcıdır, tahribatı vardır ve o yıkımın etkisini artırır. Çünkü krizin dozunu yükseltir dezenformasyon. Provokasyonun önünü açar, yeni krizleri tetikler, sadece fiziki yıkım değil sosyal yıkımı da beraberinde getirir. Eğer dezenformasyon bir afet döneminde bir kriz aşamasında ağır basarsa, toplumu esir alırsa çok fazla sorunla karşılaşırız. Mesela önceliklerin önüne geçer. Mehmetçik de vardı Uçak'ta, jandarmamız da vardı. Biz mesela afet bölgesinde asker sahada yok yalanıyla mücadele ettik. Yahut yanlış ihbarlarla mücadele ettik. Falanca sokakta 6 çocuk donmak üzere, ailenin yiyecek yemeği yok. Ancak kimse onlara yardım etmiyor denilen sokağa gittiğimizde aslında kimse yoktu. Öte yandan tırların şehirlere girişine izin verilmiyor. Tweetleri atıldığı sırada ben Defne'deydim. Antakya'nın hemen yanında. Önümde tweet, ben Defne Kaymakamlığı'nın önündeyim. Şöyle bir kafamı kaldırdım. Arkadaşlar her yer tırdı. Tırlar şehrin girişinde durduruluyordu. Evet, bu bir de enformasyon, doğru bir enformasyon. Dezenformasyonsa o tırlar şehrin içerisine gelmiş ve lojistik alanlarda boşaltım yapılan tırların çıkışını bekleyen tırlardı aslında. Dolayısıyla sahada olmanın önemini biz gazeteciler her bir kriz döneminde daha net görüyoruz. Çünkü doğru iletişimi sağlamayı bir kenara bırakıp yanlışı düzeltmenin maalesef ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bugünlerden geçtik ve özellikle insan faktörünü her zaman için ön planda tutmamız gereken bir iş yapıyoruz arkadaşlar. Gazeteci demek, siz bir yanlış yaparsanız birey olarak çevreniz en fazla etkilenir. Ancak gazeteci olarak yanlış yaparsanız size inanan, size güvenen ve sizin mecranızı takip eden milyonları etkilersiniz. Dolayısıyla çok büyük bir vebaliniz var. Ersin kardeşim, biraz şöyle yapabiliriz.